Bu hasta olduğu iddia ediliyor. İşte sarası varmış, neymiş? İşte çatakta bir falcı varmış, ona götürelim. Oraya geliyor. İşte Aslında babanıza da şey diyemeyiz yani, sonuçta bu tür şeylere de gerçekten inanmamak lazım. Babanıza da böyle fal bakıyor falan dememek lazım. Aslında babanızın bununla ilgisi yok, onu daha sonra konuşuruz ama babanızın bazı öngörüleri o falan, o baya ya altıncı his gibi altıncı his diyelim. Aslında altıncı hissi ve öngörüsü olan biri. Hatta iki tane şeyle ilgili, olayla ilgili bir tahminleri tutuyor. Onu daha sonra Evet. açıklarız yeri gelirse. Şimdi Rukiye'nin sıkıntıları var galiba eşiyle beraber. Eşi kimin de sıkıntısı var? Babanıza götürüyorlar. Rukiye o dönem evli değil. Değil. Abileri getiriyor bize. Ondan sonra babamın yanına geliyor, işte diyor ki babama. O babamla ayrı odaya giriyor, işte neyim var, nasıl oluyor falan böyle konuşurken. Bana diyor işte hayvan otlatmaya git. Oh. Beni Kendi bu öz abisi mi? evet kendi öz abisi ve beni O buradan sırada kurt. basılmıştır çünkü ona, ben tahmin ediyorum Cem bunu kaçırmamıştır, basmıştır. Ben izah edeyim izleyicilerime çünkü o zaman olayı anlamıyorlar. Basıldığı anda bana söyleyin ki ben izah edeyim. Bir daha şey anlaşılır bir şekilde izah etmeye çalışayım. Şöyle Rukiye'yi abileri işte şeye götürüyorlar. Dur, yani bir altıncı hissi kuvvetli olan Yılmaz Bey'e götürüyorlar. Bazı sıkıntıları vardı abileri, öz abileri değil mi? Öz abileri götürüyor ve o sırada işte Rukiye Yılmaz Bey'le beraber bir odada baş başa oturuyorlar. Rukiye Yılmaz Bey'e diyor ki benim abilerim bana cinsel istismarda bulundular ve olay gerçekleşti diyor. Dolayısıyla bundan sonra yani abilerinin cinsel istismarına uğradığını iddia eden Rukiye bunu babanıza Evet, anlatıyor. beni buradan kurtar diyor. Beni buraya geri gönderme, bir şey yap falan fesmekan derken şey oluyor işte. Babam buna en başta buna acıyor. Yani yazık diyor, günah diyor. Yani böyle yapıyorlarmış falan. Sonra bizim babam onlara gidip gelmesi, onun bize gidip gelmesi o kadar sıklaştı ki hani böyle ayyuka çıktı yani. O da Mersinli mi? Onlar yazın Karaman'ın yaylalarına göçüyorlar. Onlar Sarıgeçili yörükleri. O da Yörük. Siz de Yörük müsünüz? Biz köylü olarak geçiyoruz. Anladım. Tamam, peki bu Rukiye'nin sonrasında evlenmeye mi karar veriyorlar? Baban ona acıyor ve işte o... Sonra bu kız bize sürekli gidip gelince köyde dedikodu çıkıyor. İşte alacakmış Yılmaz bunu da falan da filan deyince hani bu söylentiler bir yerden sonra gerçek oluyor. Annemle işte şey oluyorlar, kötüleşmeye başlıyorlar. Annem diyor O işte sırada baban evli tabii aslında. annemle birlikte o zaman hani o Aa, zamana ben kadar da vefat etti diye biliyorum. Aa, hiçbir pardon. sorunları da yok aslında. Hiçbir sorunları yok. Yani ne bileyim annemin bir babama karşı bir şeyli yok. Babam zaten mazur. Birbirlerini sürüklüyorlar. Annenin adı neydi Mercan? Ayşe. 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 Peki Ayşe ile evliyken ondan sonra o da o eve sık sık gelip gidince annen rahatsız olmuyor mu? Babanla konu tartışmalar oluyor mu o Belli yüzünden? bir yere kadar olmadı. Annem de onu işte abisinin o hareketinden dolayı annem de duygusal yaklaştı. Ha, yani. Onu bir kızı gibi gördü başta. Çünkü yaşı küçük, 24 yaşında. Evet. Ve sahip çıkmak istiyor annen de Evet. aslında, Hani Ayşe Hanım da. işte bunlardan bir şey bulsak, evlendirsek o konuma girdiler. O kadar yani, o sırada Rukiye'yi aslında evlendirecek birini arıyor annen. Evet. Peki nasıl, annen sonra ne zaman vefat etti? Annem vefat etmedi. Annem Ay, hayatta. özür dilerim ya, ben öyle Evet. çünkü öyle biliyorum. Peki Yok, anne sonra... sonra annem şöyle bir şüpheleniyor. Bu bize gelip gitmesinin senesinin kışı, güz mevsimi oluyor artık Eylül, Ekim o civarlarda. Bir Ramazan günüydü. Kadir bekliyorlar komşularıyla. Bir arka odaya babamla Rukiye yatak yapıyor. Birine yer yatağı yapıyor, biri divanda yatıyor. Baban, şey pardon, annen babanla Rukiye aynı odada mı yatırıyor? He, o öbür odada şey Kadir bekliyorlar ya. Kadın ne bilsin onun öyle yani hiç aklına, o ana kadar aklına hiçbir şey gelmiyor. Sabah babamın yatağını toplarken Rukiye'nin saçında bir siyah tel toka var. Onu babamın yatağında buluyor. Ondan Eyvah. sonra ya millet böyle diyor. Ben diyorum hani o bizim kızımız diyorum ama bak böyle böyle bir durum var ne oluyor? Ondan sonra anneme hakaret ediyor. İşte senin kalbin bozuk da için dışın işte fitne fesatta Yılmaz başlıyorlar. mı? Baban yapıyor Evet, bunu. ondan sonra bunların arası açılmaya başlıyor. Hani biz hala gene anneme dedik ya anne olur mu öyle şey? O işte torunu yaşında. Evet. Hani evladını geçtim. Babamın o kadından büyük torunları var o dönem. Oo. Olurdu olmazdı. Sonra babam o senenin baharı Annen konduramıyor Ayşe Hanım. Yani Yılmaz bunu yapmaz diyor. yani Konduramıyor. o yaşına kadar 33 yıllık evlilikleri boyunca annem hiç kıskançlık yaşamamış. Kadın ondan sonra bir kıskançlık krizine girdi. Ayşe Hanım. Evet. Mevsim nasıldı? Mart gibi, Nisan gibi babam bu kadını alıyor, Günlar'a gidiyor. Orada ev tutuyorlar, orada yaşamaya başlıyorlar. Sonra kadının hali de Annenden ayrılıyor mu peki? Annenle beraber ki annenle resmi olarak benimle annemle resmi beraberler mi? olarak evlilikleri devam ederken kadını götürüyor.
Ondan sonra günlerde yaşıyor bir müddet. İşte, anneni bırakıyor ve şeyde evet, ülkeyle yaşamaya evet, devam ediyor. Evet. Çok o, götürdükten 8-9 ay sonra senesi dolmadığını hani ben araya girdim. Anne yanında olmayan bir adamın nikahını taşısan ne olur taşımasan ne olur gibi. Biliyorum. Araya girdim boşandılar evet. Peki bir şey, Rukiye'nin önceden bir sevgilisi varmış Salim. Evet. Babanla siz ondan da şüpheleniyorsunuz. Yani Salim'le şimdi beraber babam, bu işi... Ben şu sebepten şüpheleniyorum. O da aklımıza gelmedi değil. Ben bunu kolluk kuvvetlerine de söyledim. Hı hı. Şu sebepten o aklıma geldi. Babam dedi ki bir gün oturuyoruz. Bu Rukiye'den olma çocuğu da doğuk, bebek daha. Nursultan. Geçen gün dedi telefon çaldı. Kadın da var yanımızda. Böyle karşılıklı üçümüz oturuyoruz. Bu dediği yoktu, mutfaktaydı dedi Rukiye için. Ben dedi kalktım telefona baktım. Babam daha önce de o Salim'le bir konuşma fırsatı buluyor. İşte hı hı. Onu çok sevdiğini, onu unutamadığını söylüyor. Babamla bu ilişkileri başlamadan önce. Peki babanla evliliği devam ederken çocuk doğduktan sonra da bu Salim Rukiye ile görüşmeye devam ediyor mu? İşte onu anlattı babam. Onunla konuştuğum için dedi sesini tanıdım dedi. Hı. Telefonu arayan oydu dedi. Sen kimsin demiş. Rukiye'yi ver bana demiş. Ne işin var senin Rukiye ile demiş. Benim seninle işim olmaz Rukiye'yi ver bana demiş tekrardan babama. Yani çocuk doğduktan sonra da tabii Nursultan ki, doğduktan tabii ki. Sonra da. Şimdi ama oydu dedi babam yani. Şimdi Nursultan'ın pedagoga verdiği ifade ortada. Aslında olay yerindeki her şey ortada. Nursultan pedagoga diyor ki sizin üvey kardeşiniz. Siz onunla ilgili de bir DNA istiyorsunuz. Evet evet. Biz emin değiliz. Ya babaya benziyor galiba sizin ya, babanızı. Sim olarak benziyor ama bilmiyoruz ne bilelim. Yani. Ama yine de benziyor fakat yine de bir DNA testi istiyorsunuz ondan. Evet. Bizden olmayabilir diyorsunuz. Peki şey demiş Nursultan, bir çadır evimiz var. Yaşlı babam bir de genç babam vardı. Evet. Yaşlı babam bana çok kızardı ama genç babam olunca annem çok mutlu olurdu. İki çuval kıyafetimiz vardı. Yeni giysilerin olduğu çuvalda bir büyük bir de küçük silah vardı. Evet bunu duruşma yani hakim ve savcının huzurunda çocuktan resim ve konuşma eşliğinde bu dosyayı toparlayıp gelen pedagog okudu. Yani ben unutamıyorum o konuşmaları. Eğer satır atlayamıyorum yani ben bunda. Yani şurasını unutmuş olabilirim diyeceğim bir yer yok orada. Hepsi hafızanda yani. Evet. Onun üzerine bu kadının serbest kalmasını ben sindiremiyorum Didem Hanım. Peki sevgili Mercan, babanın bir mal varlığı ne var? Yani babanın neden öldürsün? Yok. Üzerinden bana o gün olay yerindeki kolluk kuvvetli sordu. Senin baban çok mu zengin? Hı-hı. Benim komutanım üzerinden çıkacak olan para 3 veya 3,5 bin lira. Hı-hı. Çünkü biliyordum babamda o kadar bir para olduğunu. Arazi bir şey mi var babanın üzerinde? Toprağı mı var? Yok abla, babamın bir şey tapulu yok. Bir toprağı vardı. Onu da kış öldüğü senenin kışı kadının üstüne veriyor. Değeri ne kadar onun? Tabulu bir toprağın. Değer yok. Güzel, oralarda, değer yok. Bizim oralarda kırsal kesim yani atıyorum bu yıl falan dönümü belki 100 lira 150 lira falandır yani. Ha, çok da şey. Hiç peki babana o zaman bu sevgilisi Rukiye işte neden yani Rukiye de sevgilisi beraber öldürdülerse baban ayrılmak mı istemiyordu? Neden öldürdüler o zaman onlar öldürdüyse eğer? İşte Didem Hanım bu nedenler, niçinler, sebepler düşündükçe insan deli oluyor. Bir şey bulamıyorum. Hani bu kadın bizi bir şekilde babamızdan uzaklaştırdı, meydanı kendine açtı. Bu kadın değilse de bu kadının yanında biri var. Yani yoksa yani mümkün değil bilmemesi çok, mümkün ben şunu değil. Anlamaya çalışıyorum. Çok yaş farkı var babanlarınızla. Evet. Aslında boşanabilir. Babanız boşanmaya yanaşmıyor muydu? Ayrılabilir. Yani babanızı öldürme gerekçesini ben anlamaya çalışıyorum. Evet, babanın işte, sonuçta öldürüldüğü çok net bir şekilde ortada öyle görünüyor yani. Gitmek istese onun önüne durabilecek hiçbir şey engel yok. Kadın ben gidiyorum bugün dese alsa çocuğunu çıksa kapıdan benim babam engel olamaz ona. Şey, bir intikam mı aldılar babanızdan acaba? Bir şey intikamını mı aldılar? Bilemiyorum. Bir şeyin acısını mı çıkarmaya i̇şte çalıştılar? İşte bu sebepler delirtiyor insanı bilemiyorum. Babanız döver miydi? Babamı dövmüştür ama babamın dövme şansı yok. 5 yaşında değnekli ya. 2 değnekli yaşında ama ya. Ne zamandan beri 2 değnekli yani? Ben çoktan. 9 yaşında falandım babam ameliyat geçirdiğinde. Yıllardır yatalak benim babam. Ama anneni bırakıyor, Ayşe Hanım bırakıyor. Hayır, tam yatarak değil de. Yani mazur işte. Yani, kendi mazur, işini kendi mazur. Yapamıyor. Ayağına çorabını sen giydirmesen ben giydirmesem giyemiyor. Peki suç aleti? Yok. Yok sadece o çatmanın dışında iki tane o silaha ait olmayan kartuş bulunuyor 2 tane. Babamın beyninde de kaç taneydi? 16 duydum bunu. Yani.
vurdular gittiler diyor kadın. Av silahı bir de kim bir vurdu? Şey kim vurdu o zaman? Kim vurdu? Kim vurdu dediğinde çocuklarından başka düşmanı yoktu diyor. Allah Allah. Bizi hedef gösterdi. Olay günü peki orada başka kim var Ayşe Hanım haricinde? Bir saniye. Ayşe Hanım şey var. Ayşe Hanım yok. Ayşe Hanım ayrıldı zaten. Boşanmış. Özür dilerim. Rukiye Hanım var. Rukiye Hanım. Kimse yok. Bir de 2 yaşında çocuk var. Peki 2 yaşındaki çocuk mu yaptı o zaman? Tövbe yarabbim. 2 yaşındaki çocuğun üzeri babam vurulduktan sonra üzeri değiştiriliyor. Çocuğun üzerini değiştiriyor. Bir şey sorduğun zaman ben o an hatırlamıyorum, şok krizine girdim diyor. Şimdi çok enteresan yani ama demek ki o sırada bir şey Salim Bey ya da başkası gelip gidiyor. Belki de yani şeydeyken cezaevindeyken evlendiği Dur Hasan diye biri var. Ondan ayrılıyor, Mehmet diye biriyle beraber oluyor. Dur Hasan'dan bir tane çocuğu var. Evet. Enteresan yani biz olay yerinde çekimlerde yaparsak çok daha net bir şekilde gözümüze canlanacak. Ondan sonra bir kız daha almış. Biri daha evlenmiş. Evet, ondan da ayrılmış. Babanıza geldiğinde daha evlenmemişti. Babanız 1, 2, 3, 4... Üçüncü oldu, evet üçüncü oldu. Babam, peki şeyi nasıl açıklıyor? Ben çok merak oluyor. Ettim gerçekten mahkemede. Hani hakim de sormuştur onu benim sorduğum soruyu. Geldi birisi vurdu, öldürdü diyelim. Senin üzerinde barut izinin ne işi var o zaman? Sıvaplarım evet. Onun üzerinde yani ne işi var? Hocam size şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Onu da alın, Yasin'e devam edeceğim. Şey diyor, hakim diyor ki, bak sana fotoğraflar açacağım. Cesedi kocanı kucakladın diyor. Ceset olduğunu bilmiyorsun diyor. Sen diyor kucakladın da göğsüne diyor. Bastırdın mı diyor? Bastırdım. Olmadı, peki diyor şey kan oldu mu? Olmadı diyor. Ondan sonra bak iyi düşün diyor. Sana fotoğraflar açacağım. Ve 3 ayrı monitörden fotoğraf açılıyor. Ve ben belli bir yerden sonra kaldıramadım. Babamın yüzü yok. Yok. Ama ben şunu anlamıyorum. Böylesine aslında bütün deliller ortadayken. Çok yakın atış. Yani tahliye ve beraat. Delil yetersizliğinden tahliye ve beraat edilmesini ben çok anlayamadım. Kadının. Hakime bile verdiği cevap inanın bana yani kadının ne kadar kendine güveniyor bilmiyorum. Ne diyor? O fotoğraflar değiştirilmiş. Öyle değildi o. Aynen böyle. Allah Allah. Çok enteresan ama ben Rukiye Hanım'ı da dinlemek istiyorum. Bakalım o nasıl buldu. İnşallah. İnşallah bakalım o neler anlatacak. Merak etmeyin. Hepsini bütün iddiaları konuşacağız ama neden öldürüldü sorusunun yanıtını bir türlü bulamadım. Bakalım yani belki...